Yok yok, iyi olacak. Şehzaden geliyor. Yetişin. Dayan Hürrem Hatun, dayan. Ebe kadın nerede kaldı? Hadi çabuk çabuk çabuk. Çabukları, temiz bezleri hazır edin. Bak geldiler, tamam. Tamam dur. Nefes nefes al Hürrem, nefes. Hadi kızlar sallanmayın, bez getirin çabuk. Kızlar kapıyı kapatın, dışarıdan kimse girmesin. Tamam. Tamam, bitti. Bitti, az kaldı. Oğlum, kurtar beni. Esselamün aleyküm ve rahmetullah. Esselamün aleyküm ve rahmetullah. Argalı dayan. Dayan Pargalı, dayan. Hekim bulun. Argalı dayan, dayan. Hünkârım, bu hançerin çıkarılması lazım. Ya zehirliyse? Dokunmayın hünkârım. Pargalı sık dişini. Sık dişini Pargalı. Sık dişini. Sık. Bizi sırtımızdan vuran bir Osmanlı hançeriymiş. Ya Rabbel Alemin, doğuma giren Hürrem Sultanımıza selametler ihsan eyle. Amin. Doğumdan kolaylıkla çıkmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Doğacak yavruya hayırlı uzun ömürler ata eyle. Bahtını güzel eyle ya Rabbi. Amin. Yavrumuzu devlete Ali Osman'a ve dini mübin İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Dayı, bak bakalım doğum ne vaziyette? Sultanım,
İyi misiniz? Hatice'm ne oldu? Bu dualar bize iyi gelsin. Ruhumuz huzur bulsun. Zor durumda olanlara iyilik versin diye okunuyor. Benim canım kızım. Bu halin hal değil senin. İçime ateş düştü sanki validem. Tutamadım kendimi, kusurumu bağışlayın. Sil gözünün yaşını. Bak, birazdan hayırlı haber alacağız. Şehzademiz geliyor. Bu doğum müjdesi hepimize iyi gelecek. Güzel kızım. Hürrem Hatun, bağırma. Nefesin lazım sana. Söylenenleri yap. Nefes al, ver. Anne! Nefes, nefes. Al, ısır. Hadi. Doğdu mu şehzademiz? Doğacak! Hünkar. Söyle Pargalı. Hakkınızı helal et. Sus, konuşma Pargalı. Gücünü harcama. Şimdi hekim geliyor, iyi olacaksın. Pargalı. Pargalı, ses ver. Pargalı. Pargalı. Neredesin sen? Elini çabuk tut. Pargalı. İyileştir onu. Hünkârım, bu Cem Sultan'ın hançeri. Hanedan mensuplarından başkası bu tarz bir hançer kullanamaz. Cem Sultan'dan oğluna geçmiş demek ki bu hançer. Bana Murat Sultan'ı ve oğullarını getirin. Gelecek Hürrem Hatun, orada kalacak hali yok ya. İstemiyor. Yola çıktı, geliyor şehzade. Bakın çocuğa zarar gelmesin, ha gayret son. Bitti, bitti, yaz kaldı, tamam. Hadi. Doğacak. Hadi. Oğlum doğacak değil mi? Hadi. Doğacak. Ha? Tamam, tamam. Hemen söyle, doğurdu mu? Yok, avaz avaz bağırıyor. Havası kesilsin. Git orada bekle. Beni sokmazlar ki odaya. Bana ne? Haber getir. Bayılma Hürrem Hatun. Hadi bayılma, son hamleyi yapalım. Hadi, hadi, hadi. Dayan, dayan. Dayan, bitti, son hamleyi. Hürrem, aç gözünü. Hürrem. Hürrem Hatun. Hürrem Hatun. Hürrem, iyi misin? Oğlan mı? Hançer zehirli değilmiş hünkârım. Yarısı biraz derin ama iyileşecek. Maşallah. Pir Paşa, Üstad-ı Azam'a haber yollayın. Derhal gelsin. Hemen daveti çıkarırım. Murat Sultan bulundu mu? Arıyorlar. Adayı didik didik ediyorlar.
Eğer kaçmadıysa mutlak bulacağız. Kaçtıysa da gittiği yerden şeker getiririz. Hünkârım. Nihayet Pargalı. Endişelendirdin bizi. Dur, dur. Öyle hemen kalkmak yasak. Hekimbaşı, alın bu şahsı götürün, devrilsin, uyusun. Dinlensin. Merak ettik baba. Yakalandın sandık. Bizi götürecek kadırgayı ayarladım. Hadi gidelim. Kıyıda kayık bekliyor. Bütün eşyalar bunlar mı? Babaya yakalanırsak? Olmayacak öyle bir şey. Hadi. Hadi gidelim. Sultan Süleyman'a suikast ne demek biliyor musunuz? Efendim, bizim ne suçumuz var? Şimdi Sultan Süleyman adı halkına katliam yapabilir. Hırsını hıncını almak için idamlar yağmalar yapabilir. Ben nasıl koruyacağım halkımı? Kim yaptı bunu? Papaz bu işte piyon. Sultan Süleyman otağına çağırıyor. İşte beklediğim buydu. Anlaşma mı yapacak, yoksa başımı mı alacak? Şehzadem nerede? Mehmet burada, bak. Çağırdılar mı benden? Hürrem çocuğu hazırlıyorlar. Ebe kadın götürdü, birazdan getirirler. Sen çok zor doğum yaptın. Neden verdin onlara? Benim yanımda olmalı oğlum. Ben sana ne demiştim? Maria, aptallık ettin. Göreceğim oğlumu. Sen yat. Söz ben getireceğim. Hı? Beni şehzademden kimse ayıramaz. Doğurdu sultanım, kızı oldu. Allah'ım, duydun feryadımı, şükürler olsun. Dağıt bunları cariyelere. Bize hayır duaları etsinler. Nigar kahve. Getirdin mi oğlumu? Ver bana.
Aslan parçam benim. Şehzadem. Hürrem Hatun. Allah bağışlasın. Nur topu gibi bir kız doğurdun. Ne? Ama çok güzel bir kız. Ay parçası gibi maşallah. Olmaz. Olamaz. Bu benim çocuğum değil. Alın bunu. Oğlumu verin bana. Hürrem, senin kızın o. Yapma günah. Kaçırdınız oğlumu. Öldürdünüz şehzademi. Olur mu öyle şey Hürrem Hatun? Aklını mı kaçırdın? Bu sarayda her şey olur. Doğuma giderken oğlan diye bağırıyordu. Ne oldu? Havası sönmüştür. İyi kız oldu. Eğer bir şehzade daha doğursaydı kimse tutamazdı Hürrem'i. Başımıza sultan olur, ezip geçerdi. Toplanın. Mahidevran Sultanım size altın gönderdi. Bak, sultan dediğim böyle olur işte. Allah Mahidevran Sultanı ve Şehzade Mustafa'yı korusun. Sultanım, özür diliyorum. Erkek olmadı. Allah'tan hayırlısı neyse oldu. Ay parçası gibi yüzü. Doğum haberi geldiğinde şükrederek göğe baktım. Ayla güneşi yan yana gördüm. Bu ipek gibi kızımızın adını ben koyacağım. Mihrimah olsun adı. İsmi gibi güneşle ay beraber aydınlatsın geleceğini. Işığı eksik olmasın. Hünkârım ne der? Ne diyecek ki aslanım? Seferden ne vakit döner bilinmez. O gelene kadar isimsiz mi kalsın bu sabi? Alın bu Mihrimah Sultan'ı, verin annesine emzirsin. Allah uzun ömür versin. Analı babalı büyüsün. Hürrem Hatun, bir arzun varsa söyle yapalım. Yok. Ne yapabilirim? Kız doğdu. Herkes gitsin. Yalnız kalmak istiyorum. Kızı da götürün. Ama Mihrimah aç. Meme versen, karnı doysa. Süt anaya verin. O doyursun. Ben hünkârıma ne diyeceğim? İlk olarak hapis tutulan Müslüman tacirler salıverilsin. Rehin olan tekneleri, malları iade edilsin. Zararları karşılansın. Emir buyurduğunuz gibi Rodoslu kimsenin malına, canına zarar verilmeyecek. Kiliselerinde ibadet serbest olacak hünkârım.
Piri Paşa, biz bu adayı kaç kişinin canı pahasına aldık. Asker elbet buranın nimetlerinden faydalanmak isteyecek. İsteyemez paşa. Anlaşma olmadan kimse isteyemez. Aksi olursa sizi mesul tutarım. Hünkârım. Neden geldin İbrahim? Dinlensene. Burada olursam daha iyi olacağım hünkârım. Üstad-ı Azam dışarıda bekliyor. Bu anı kaçırmak istemem. Gelsin. Getirin. Üstad-ı Azam Villio de Lille adam huzurlarınızda hünkârım. Bırakın. Taşımaz bizi, batarız baba. Ben buna binmem. Hani nereye gideceğiz? Malta'ya gidiyoruz. Kadırga öbür koyda denirli. Yüzerek mi gidelim? Zaten geç kaldık. Acele edin. Çabuk olun. Sunduğunuz teslim şartlarında gösterdiğiniz lütuftan dolayı size minnettarım. Ayrıca ada halkını kollayan adaletiniz için de teşekkür ederim. Bu hilatı Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin hediyesi olarak kabul ediniz. Rodos Adası ile beraber diğer buraya tabi 8 ada. Yani Kos, Leros, Nisiros, Halki, Kalimnos, Simi, Telos ve Lirnonia da Osmanlı mülkü sayılmıştır. Ayrıca Halikarnassus Kalesi ve şehri üstadın yönetiminde değildir. Osmanlı toprağıdır. Üstad-ı Azam, dileğim odur ki sizin gibi büyük bir savaşçı Devlet-i Aliye'nin hizmetinde olsun. Sultan Süleyman Han, siz de bilirsiniz ki harp ya zaferle sonuçlanır ya da mağlubiyetle. Siz zafer kazandınız, ben mağlup oldum. Mağlup olan kendi halkına ihanet edemez. Size bildirdiğim teslim şartlarına aynen uyulacaktır. Ne siz ne halkınız endişelenmeyin. Lakin buna karşılık sizden tek bir şey bekliyorum. Murat Sultan ve ailesini bana teslim edin. Onlar adadan ayrıldılar. Yoklar. Çok önce gittiler.
Hadi baba, hadi. Acele et baba, geliyorlar. Al oğlumu. Sorarlarsa senin çocuğun. Anladın mı? Ama nasıl olur? Dediğimi yap. Başka türlü kurtaramam evladım. Murat Sultan. Sultan Süleyman Han Hazretleri seni ve aileni bekliyor. Bırakın beni. Bırakın beni. Siz ikiniz inin aşağı. O çocuğu da verin bana. Vermem. Benim oğlum o. Bir hafta içinde şövalyelerinizle adadan ayrılabilirsiniz. Malta'ya mı gideceksiniz? Evet. Malta'ya sığınmayı uygun buluyorum. Murat Sultan da orada bu durumda. Hanedan mensupları şimdi de oradan mı yürütecekler hainliklerini? Hünkârım, Murat Sultan ve oğullarını kaçarken yakalayıp getirdik. Gelsinler. Sultan. Seni böyle mi görecektim? Bir kaçak olarak mı yaşayacaktın? Hünkârının canına kastetmiş bir hain olarak mı görecektim? Ben sizi görmek istemedim. Zorla getirildim. Canınıza da kastetmedim. Yalan söyleyip daha da küçülme. Pir Paşa, Üstad-ı Azam'ı gönderin. Yalnız olmalıyız. Bu benim aile meselem. Şahit olmasını istemem. Osmanlı Hanedan Hançeri.
Baban Cem Sultan'ın hançeri. Sen bu hançeri şerefle taşımak varken... beni öldürsünler diye kafirlerin eline teslim ettin. Hanedana ihanet ettin. Beni mübarek namazımı kılarken şehit ederlerdi. Lakin sen bir ömür hain olarak anılacaksın. Asıl ihanet edenler, babam Cem Sultan'ı yok sayan, sürgünlerde süründüren, ailemize zulmedenlerdir. Aileni böyle kafirlerin, düşmanların elinde maskara edeceğini, şerefinle dövüşerek ölseydin keşke. Efendimiz, kocam Murat Sultan'ı ve oğullarımı alıp zorla Sultan Süleyman'a götürdüler. Bir tek bu küçük oğlumu kurtarabildim. İkimiz yalnız ve sahipsiz kaldık. Oğlumu korumak zorundayım. Lütfen bizi saklayın. Buralarda kalamazsınız, çok tehlikeli. Onları güvenilir bir yere götürün. Ben sizi en uygun bir zamanda buradan çıkartıp Vatikan'a yollayacağım. Artık sizi ben bile koruyamam. Benimle birlikte payitahta döneceksiniz. Ait olduğunuz yerde olacaksınız. Adalet tecelli edecek böylece. Lakin öğrenmek istediğim bir husus var. Müslümanlığınızı hala muhafaza ediyorsunuz, değil mi? Hristiyanım. Hem de inançlı bir Hristiyanım. Ya siz? Kutsal babamıza inanıyoruz, Yüce İsa'ya. Götürün bu kafirleri, gözüm görmesin. Bargalı. İçeri gir, söyle. İrademin gereğini Piri Paşa tez yerine getirsin. Thank you.
Mihrimah Sultan anasını özlemiş. Benim anam beni sevmedi mi diyor. Baksana şunun güzelliğine. Hadi. Siz ana kız baş başa kalın. Benim işim var. Kızım benim. Annenden başka tutunacak kimse olmayacak. Canımdan bir parçasın sen. Ama ne yapalım? Bu sarayda erkek olmasan hayat yok kızım. Annen seni sevecek. Çok sevecek. Mihrimah. İnşallah baban da sever seni. Burnun anneme benziyor. Akşam vakti bu ne lokması? Kimden geldi? Mahidevran Sultanım'ın adağı vardı. Lokmalar ve hediyeler onun ikramıdır. Afiyet olsun. Hürrem Hatun'un kızı için bu lokmalar. Oo, ikindi altın, akşama lokma. Yatsıya ne gelecek? Sümbül Ağa gelecek. Afiyet olsun. Yüce İsa, affet. Vatanım için, ailemin intikamını almak için Müslüman oldum. Ama kalbim, ruhum hala sizin hizmetinizde. Ben sadık hizmetkarınız Victoria'yım. Yalan söyledim, affedin. Gel Kalfa, gel bak sana göstereceğim. Bakamam Ayşe, çok işim var. Gel ne olur, çok mühim. Hadi. Bu kız haç elinde dua ediyordu gizlice. Yalancı bu. Sadıka mısın, Victoria mısın? De bakayım. Sadıkayım elbet Nigar Kalfa. Ayşe Hatun yalan mı söylüyor? Elinde haçla dua ederken görmüş seni. Al.
Bunu sana teslim etmek için almıştım elime. Ben Müslümanım. Yalancı. Yalan söylüyor. Nigar Kalfa, inanmayın. Yeterin, kafamı şişirdiniz. Ver şu ağacı bana. Hadi işinize bakın. Uzatmayın. Nigar göndermiş mi mektubumu? Sordun mu? Çok oldu gideli diyor. Cevabı bile gelirmiş neredeyse. Hı. İyi. O tabakta ne var? Lokma. Yer misin? Cariyeler dağıtıyordu, ben de aldım. Nereden dağıttılar lokma? Bilmem. Dağıtmışlar işte. Ben biliyorum. O kadın dağıttı. Mahidevran yaptı. Ben kız doğurdum ya. At çabuk o tabağı, at. Perizimi bozdum. Çok güzel olmuş bu lokma. Neyi akıl ettin Mahidevran? Hareme dağıttırdım, akşam ağzımız tatlansın diye. Anne, ben kardeşimi ne zaman göreceğim? Mustafa'm. Ah bir görsen, nasıl güzel bir kız kardeşin oldu. Ay parçası gibi. Adını da ben koydum. Adı ne? Mihrimah. Ayla güneşin buluşması. Saadet getirsin, huzur getirsin inşallah. Yarın seni götürürüm. Kız kardeşini görürsün. Maşallah takarsın. Üç kardeş mi olduk anne biz? Evet. Şimdilik üç kardeşsiniz. Ciğerparem. Hünkârım. Dönüş hazırlıkları hızla ilerliyor. Az kaldı. Sen kendini yorma. Nasılsın, bir sancın var mı? Siz merak buyurmayın, gayet iyiyim. Bir arzunuz olursa dışarıda olacağım. Benim senin iyileşmenden başka bir arzum yok Pargalı. Eğer senin varsa dile benden ne dilersen. Malum sana bir can borcum daha oldu. Borç ne kelime hünkârım? Vazifem. Söyle. Nasıl öderim ben bu borcu? Canımı almayın kafidir hünkârım. Sen benim dostumsun. Can yoldaşımsın Pargalı. Ben kardeş katili olmam. Soldavaşım, payitahttan hünkârıma mektup var. Başka mektup yok mu? Size de var efendim. Pargalı, bir haber mi var? Size mektup var hünkârım. O nedir? O da bana mı geldi? Hazinedarın evrakı. İncelemek isterseniz buyurun.
Canımın parçası sultanım. Benim gözümün nuru sultanım. Gece yoktur ki ahımın ateşinin kıvılcımından alem tutuşmasın. Sabah yoktur ki gün yüzünüzün şiddetli arzusuyla ağlamamın feryadından gökler yarılmasın. Şehzadeniz Mehmet'i hasretli, hürmetli, mübarek ellerinizden öper. 5 tane dişi çıktı. Diğer şehzadeniz karnımda tekme atıyor, sabırsız. Eğer biz çaresiz, zayıf cariyeniz tarafını sorarsanız, vallahi benim canım, ne gecem gecedir, ne günüm gündür. En zoru bu kimsesizlik. Bahçelerde bir ağacın ardından çıkacağınızı hayal etmek. Sonra hayalinden utanmak. Bir küçük ümit damlasına tutunmak ve denizleri aşıp o ümitle sizin adanıza sığınmak. Ve hiç dönmemek. O adada yeniden başlamak. Kaideler olmadan, yasaklar olmadan. Cennet bahçelerinde gül bülbüle aşık, bülbül güle aşık. Benim canımın parçası, gözümün nuru, iki cihanda ümidim. Vallahi dünyada muradım sizsiniz. Benim halim ne dil ile anlatılır ne kalemle yazılır. Eğer denizler mürekkep, şu ağaçlar kalem olsaydı, bu ayrılığın acısını yazarken dile gelir, Allah'a kavuştur bu aşık kulunu hünkârına diye dua ederdi. Ah benim canımın parçası sultanım, sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Tez haberlerinizi bekliyorum. Saklama Pargalı, gördüm gözündeki yaşı. Ben de vaktiyle bir hatun için dökmüştüm. Sel oldu aktı böyle. At meydanını geçti, et meydanını geçti. Baktım Ayasofya'ya doğru ilerliyor. Durdur gözyaşını, matrakçı sarayı basacak. Senin yüzün güldü ya, durdururum. Bir çeşme yaparım oracığa. Gelen geçen aşıklar içsin de yürü. Affedersiniz, Valide Sultan Hazretleri şehzademizi almaya beni yolladı. Biraz bekleyin, az kaldı, bitiyor. Sadıka, bekle, bekle. Hocam, iyi misiniz? Biz gidelim, hekim bulalım. Sumpula! 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 Hay diliniz kopsun! Hay çeneniz tutulsun! Biri süklüm der, bu sumpul der. Sümbül ağa! Söyle ne var? Hoca efendiye bir şey oldu, koş bak. Ne? Ne olmuş? Çok öksürdü, fenalaştı. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum şehzadem. Vah vah hoca efendi. Bugün daha iyisin maşallah. Hünkârımdan bir mektup gelse daha iyi olacağım. Gelir gelir. Mektubu gelmezse kendi gelir. Belki de geldi mektup. Mahidevran el koydu. Hürrem Hatun, böyle şeylerle kafanı doldurma. Yazık. Gözün aydın. Maşallah. Nur topu gibi bir şehzade doğurmuşsun.
Hoca çok öksürdü, sonra yere düştü. Sonra ne yaptı? Kalktı mı hocan? Sultanım, ben haber verdim Harma'ya. Ben erkek doğuracak. Yine erkek doğuracak. Hep erkek doğuracak. Öyle demiştin değil mi? Hekim kadın bizi bekler. Gidelim. Evet. Dedim. Daha çok şehzade doğuracağım. Ama sen bir kız bile doğuramayacaksın. Hünkârım sana dokunmayacak. Ölsün, istemeyecek seni. Bu lafını unutma Hürrem Hatun. Sana bunu yedireceğim. Unutmam. Emriniz olur sultanım. Nigar Kalfa, gidelim. Vaziyeti iyi mi? Nesi var? Pek bir şey diyemem. Şifahaneye götürelim. Orada ne lazımsa yaparız. Ateşi çok. Oh. Hemen taşıyalım. Ne mümkünse yapın. Yok yok, şifahaneye gitmem. Eve gideyim. Anacığım bakar bana. Üşüttüm ondan. Dinlenirsem geçer. Aklıma kötü şeyler geliyor dayı. Bu hastalık pek hayırlı değil sanki. Allah muhafaza sultanım. Daha nişan yeni, şurada kaç ay oldu? Gel Sümbül. Sultanım. Neymiş damadın hali? Hekim baktı. Şifahaneye gönderelim dedi. Mehmet Çelebi Hoca istemedi. Eve gönderdik, evde dinlenmek istedi. Ahu, üşüttü. Çok üşüttüm de ondan dedi Mehmet Çelebi Hoca. İyi peki, gidebilirsin. Bir üşütmeyle düşüp bu hale gelir mi insan? Ne buyursanız onu yapalım sultanım. Neyse, Mustafa için hemen bir yeni hoca tedarik edin. Derslerinden geri kalmasın. Ben çok sıkıldım Mahidevran'dan. Kurtulmak yok mu bundan? Hep karşımda, hep laf söyleme. Kimses. Sen de cevap verme. Susmuyorsun ki. Senden başka dost yok bana. Harem nefret ediyor benden. Sanki sen etmiyorsun. Sevdiğin üç kişiyi say. Bak. Yok. Sayamıyorsun. İyilik yap ki iyilik bulasın. Kızlara iyi davran. İmkanların var. Hediyeler yap, bahşiş dağıt. Altında mı dost olacaklar bana? Mahidevran'ı altında mı seviyorlar? Mahidevran'ı hem sayıyorlar hem de saygı duyuyorlar. Cömert bir sultan o. Ben de sultanım. Ben ondan daha iyi sultan olacağım. Saray değil, bu şehir, dünya sayacak beni.
İlaçı 2 damla koydum sultanım. Başım çatlıyor ağrıdan. Başınıza böyle parmakla şey yapabilirim isterseniz, iyi gelir. Yap bakalım. Maharetlisin Sadıka. Eğitimini de ihmal etmiyorsun değil mi? Vakit buldukça sultanım. Şöyle boynuma doğru biraz iner misin? Hah, tamam, orası işte. Validem, rahatsız mısınız? Başım, boynum bir ağrı saplandı. Geçin oturun şöyle. Sadıka, kâfidir, çekilebilirsin. Şimdi duydum ki Mehmet Çelebi hastalanmış. Mustafa'm çok korkmuş. Mühim bir şey yokmuş. Soğuk algınlığı dediler. Sen telaş etme Hatice. Daha kötü bir şey çıkmasın. Allah muhafaza. Genç adam. Bir iki güne dinlenince iyileşir. Bulaşıcı bir şey değildir inşallah. Mustafa'm da hastalanmasın. İkiniz de sakin olun. Yok öyle bir şey. Sultan Süleyman ölümden döndü, yaşıyor. Ama ben buradayım. Sarayın kalbine yerleştim. Sultana ve aileye en yakın yerdeyim. Dönmesini bekliyorum. Ne yapıyorsun? Yeni kadırga mı çiziyorsun? Ben sana karışıyor muyum mektup yazarken? Kime diye soruyor muyum? Aa, sen ciddisin be, kızdın bana. Yok canım. Yok yok, kızdın. Kim o hatun? Victoria mı? Söyle. Tamam be. Evet. Victoria. Unutmamak için çiziyorum. Kaç ay oldu? Yüzünü unutuyorum bazen. Korkuyorum. Siliniyor hayalimden. Bu nasıl unutmak Mehmet Rakçı? Tıpkısını çizmişsin hatunun. Boyu ne kadardı? Bu kadar. Bu kadar. İnceydi. Böyle kuş gibi narindi değil mi? Narin. Selvi gibi dalgalanıyor. Tüy gibi adımları. Sanki adım atmıyor. Gizli kanatlarıyla süzülüyor bahçede. Senin bu anlattığın hatun Victoria ise ben de ne olayım?
Hürrem Hatun seni altına boğuyordur. Yanından ayrılmıyorsun, akıl hocası oldun. Yok öyle şey. Nereden çıkardın? Ben işimi yaparım. Benim aklım ancak kendime kadar. Akıl sende bol maşallah. Öyle olsun. Bence sen yine de karışma. Sen kendi yoluna devam. Anladım. Yarın limandaki senyöre teslim edeceğim. Sen git. Boncuka. Sadık'a dur. Nigar kafa, ne oldu? Ne yaptım ben? Konuşma. Alırım ayağımın altına. Yürü. Gel, gel, gel. Bu ne bu? Bilmiyorum Sümbül ağa, bakmadım nedir. Bilmiyorsun. Peki niye öyleyse boncuk boncuk terliyorsun? Cariye çok yalvardı. Bunu al denize at dedi, verdi. Ada varmış garibin. Suya düşmeliymiş. Adakmış öyle mi? Vallahi öyle dedi. Gel, gel. Gel. Min şerril vesvasil hannas. İşte suya düştü. Bana bak. Bir daha olmasın. Uzak dur bu işlerden. Sonra başına bir bela alırsın. Aman diyeyim ha. Hadi işine bak işine. Hadi. Nigar Kalfa ne yaptı bu? Karışma, sus Ayşe. Bak, bana yalan söyleme. Gözlerimle gördüm. Ne konuşuyordun Zülüflü Boncuk Ağa'yla? Çamaşırhaneden geliyordum. Beni durdurdu, şey dedi. Çok güzelsin, sana hediye alacağım. Ne istersin dedi. Sen ne dedin? Neden böyle şeylere mal veriyorsun? Kafanı yürü git. Bu yüz vermiştir. İnanma Nigar Kalfa. Kimse inanmıyor bana. Ayşe bile konuşmuyor. Yalancı diyor. Bıktım. Benim suçum yok. Bak, bir daha seni orada görürsem o mavi gözlerini oyar koyarım bu avuca. Bu elin hali ne böyle? Mektup mu yazıp verdin baltacıya? Bugün oldu. Şehzadeyim, mektepten almaya gittim. Hoca bayıldı, düştü. Hasta olmuş. Ona yardım yaptım. Orada döküldü elime. Yıkadım, çıkmadı. Tamam, kes, ağlama. Dikkatli ol Sadık'a. Gözüm üstünde ona göre. Benim canım şehzadem. Baban geliyor. Bize dönüyor. Ailemizle çok mutlu bir hayat bekliyor bizi. Sultan Süleyman dünyayı serecek ayaklarımızın altına. Hatunlar, toplaşın etrafıma. Ne oldu Nigar Kalfa?
Bu sandıklar ne? Sandıklarda hediyeleriniz var. İsteyen istediğini alsın. Kim gönderdi? Ben gönderdim. Hepsi sizin. Güle güle kullanın. Hadi. Açsanıza. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Validem, şükür kavuşturana. Seni bize salimen kavuşturan Rabbime şükürler olsun aslanım benim. Öyle havadisler geldi ki, hepimiz öldük dirildik. Evet, bazı felaketlerin eşiğinden döndük. Dualarınız korudu beni. Ama İbrahim de kendini siper etti bana. Rodos'ta hançerlendik. İbrahim yaralandı. Lakin durumu iyi. Toparlandı. Allah ondan razı olsun. Hatice'm. Hoş geldiniz hünkâr. Mustafa'm, ciğerparem. Çok iyi gördüm seni. Büyümüşsün maşallah. Sen de büyümüşsün hünkârım. Hürrem Hatun doğum yaptı. Aka sen öğrenmişsindir. Doğdu mu şehzadem? Şehzade değil, kız doğdu. Kız kardeşim çok güzel. Bu sana. Bu da sana. Al. Bak. Bu renk sana yakışır. Ayşe, gel. Bak bu senin. Neden dağıtıyorsun bunları? Sultan Süleyman geliyor. Allah onu korudu. Onun için seviniyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Melek oldum birden. Ben sulh istiyorum. Hepinizle dost olmak istiyorum. Kavga bitsin. Huzur gelsin, bereket gelsin. Akşam eğlence yapacağız. Müziği var, raks var. Hürrem Hatun. Hünkârımız geldi. Valide Sultan'ın yanında. Geldi mi sahi? Yarın gelecek demişlerdi. Doğru söyle. Hünkârım sarayda mı? Yürü Hürrem Hatun. Yeminle geldi hünkârımız diyorum sana.
Süleyman. Sultanım, kulunuzu bağışlayın. Şehzade olmadı, kızım oldu. Utanıyorum. Sözümü tutamadım. Hünkârımızın denizde kaybolduğu haberi ulaşınca buraya haremin halini görecektiniz. Ne çok sevilip sayılıyormuş hünkârımız ve siz. Hepimiz perişan olduk. Allah korudu. Hürrem Hatun kız evlat doğurdu. Erkek doğuracağım inadıyla Rabbim böyle gösterdi yolu. Hatice Sultan iyi mi? İyi. İyi de son zamanlarda canı sıkkın. Neden? Mehmet Çelebi hastalandı. Mektepte düşüp bayılmış. İstirahat ediyor. Mektebe bile gelemedik az zamandır. Şehzadeye yeni hoca buldular. Neymiş hastalığı? Soğuk aldı dediler. Ama soğuk algınlığı böyle yatağa düşürür mü efendim? Maazallah beter bir şey çıkmasın. Hünkârım. Çaresizim. Korkuyorum. Beni affedin. Ayağa kalk. Sizin kutlu yüzünüze nasıl bakarım? Ayağa kalk dedim. Çok ağladım. Gözlerimi nasıl bir sihir etti felek? Gözyaşlarımı kan eyledi, ağlayışımı arttırdı felek. Aslanlar bile kahrımın pençesinde titrer iken beni bir gözleri ahuya aciz kıldı felek. Güzel. Kimin bu şiir? Muhibbinin mi? Hayır. Muhibbinin babasının, Sultan Selim Han'ın şiiri. Valide Hafsa Sultan'a yazmış. Çok aşık olmuş. Ne güzel söylemiş. Mihrimah. Güzel isim koymuş validem. Güzel, narin kızım. Annesine benziyor. Annesi gibi güzel, akıllı olacak Mihrimah Sultan. Sevdin mi kızımı? Evladım o benim. Evladın kız erkeği olur mu? Benim kanımdan, benim canımdan. Sevdiğim hatundan bir parça.
gidiyor musun? Hemen gitme, hasret kaldım sana. Mühim işlerim var. Saraydan has odabaşı İbrahim Ağa geldiler efendim. Buyursunlar. İyi görünüyor muyum valide? İyisin, iyisin oğlum. Aman dikkatli ol, bir şey anlamasın. Geçmiş olsun Mehmet Çelebi. Rahatsız olmayın lütfen. Yatın. Buyurunuz İbrahim Ağa. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hünkârımızın zaferle seferden dönüşünü sarayda karşılamak isterdim fakat... Siz kendinize mukayyet olun. Acil şifalar dilerim Valide Hanım. Eğer herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa muhakkak haberim olsun. Eksik olmayın. Hızla iyileşiyorum maşallah. Gördüğünüz gibi endişelenecek durumu atlattı şükür. Çok şükür. Şehzade Mustafa'nın derslerini en kısa zamanda telafi edeceğim. Siz acele etmeyin. Tamamıyla iyileşmeden de saraya dönmeyin. Bir yandan da düğün hazırlıklarını yapıyoruz. Hünkârımız döndüğüne göre düğünü hemen yaparız. Hatice Sultanıma hürmetlerimi... Tabii, tabii. Muhakkak. Siz yormayın kendinizi. Ben tekrar uğrarım. Müsaadenizle. Gülfem Hatun, Hatice Sultan'ı görmem lazım. Onu bu gece muhakkak İncirli'ye getirin. Valide Sultan yanında. Nasıl olur bilmem ki. Gülfem Hatun. Yarın çok geç olabilir. Bu gece muhakkak. Vezir-i Azam Piri Paşa geldiler hünkârım. Gelsinler. Beni emretmişsiniz hünkârım. Geciktiniz paşa. Divan toplantımız uzun sürdü. Malum. Birikmiş çok mevzu vardı. İçeriye kimseyi almayın. İbrahim de dahil. Geç otur şöyle paşa. Konuşmamız gereken mühim bir mevzu var. Zamanıdır. Cennetle cehennemin arasında bir yerdeyim. Araftayım. Benim ömrüm böyle mi nihayet bulacak? Sizin yüzünüzü gördüğümde cennetinizin bahçeleri açılıyor. Saadete doğru yürüyorum. Sizden uzakta cehennem ateşleri sarıyor ruhumu. Yanıyorum. Kadere isyan ediyorum.
Olmaz. Gülfem, ben nişanlı bir hatunum. Yüz yüze nasıl görüşürüz? Çok mühim dedi. Yarın çok geç olabilir dedi. Pargalı'nın vaziyetini bir görseydiniz. Göremem. Özlemim derin. Ya görünce ayrılamazsam ondan? Ya çok pişman olursanız? Ya yarın geç olursa? Nasıl havalarda uçuyor? Sanki Asaki Sultan. Boş ver, eğlenmemize bakalım. İyi geçinelim. Sulh diyordu ya, al sana sulh. Baksana Eda'sına gözlerine. Daraldı. Biraz çıkalım. Hatice Sultan'a gidelim. Önce valideme gitmek daha yerinde olur. Hatice gelsin bana. Şu yeni bohçaları göstereceğim ona. Sadık'a git haber ver. Ha, bir de şu bohçayı ver bana. Düğün hazırlığında hızlandık sultanım. Bursa'ya o ipek topları sipariş ettim. Yalnız o beğendiğiniz yeşil olan kumaşı 2 hafta sonra teslim edecekler. Sultanım, başka bir arzunuz var mı? Hatice'min her şeyi kusursuz olsun istiyorum dahi. Mehmet Çelebi'nin validesi haber yollattı. Öbür gün gelmek istiyorlar. Düğün için konuşacak. Şu baharı bulalım. Havalar bir ısınsın. Ramazan'ı da geçirelim. Sadık'a, sen gitme, burada kal. Hatice Sultan'ı alıp getiririm. Hı. Ferman padişahım. Müsaadenizle. Hayırlı geceler. Huzurla uyuyayım Piri Paşam. İbrahim odasında mı? Odasında hünkârım. Çağıralım mı? Gerek yok, ben bakarım. Mümkün değil. Bu son İbrahim.
Son kez bu mehtabın altında çaresizliğimizin kurbanı olarak duruyoruz. Siz ölümden dönüp geldiniz. Ama ben bir ölüyüm artık. İbrahim. Cennetle cehennemin arasında bir yerdeyim. Araftayım. Benim ömrüm böyle mi nihayet olacak? Sizin yüzünüzü gördüğümde cennetinizin bahçeleri açılıyor. Sizden uzakta cehennem ateşleri sarıyor ruhumu. Yanıyorum. Kadere isyan ediyorum. Uyku tutmadı mı Pargalı? Ne oluyor burada? Eğlence yapıyoruz. Hünkârın gelişini kutluyoruz. Gel sen de. Yapmayın hatunlar, günaha sokmayın beni. İnnallâhe ma'assâbirîn. Yapma böyle şeyler. İnnâ lillâh. Nereden geliyor bu sesler? Gözdeler, cariyeler kendi aralarında söyleyip oynuyorlar kesin. Gel gidip bakalım eğlencelerini. Keyfimiz yerine gelsin. Gidelim sultanım, gidelim. Sizi görünce hepsi çok seviniyor. Hayranlar size. Nerede Hatice, gelmiyor mu? Dairesinde yok sultanım. Neredeyse çağır gelsin. Akşamın bu vakti nerede olabilir ki? Yoksa hastalandı mı? Aman Allah korusun. Ben bulurum şimdi, endişelenmeyin. Tez İbrahim'i bulun bana. Her neredeyse derdest edip getirin. Emredersiniz hünkârım. O kadar çok sözüm var ki söyleyecek. Lakin dilim tutuluyor. Bir acemi olana dönüyorum karşınızda. Mühim bir havadesiniz varmış bana. Var sultan. Öyle bir havadis ki hem de. Size bir söz vermiştim yola çıkmadan Rodos'a. Hatırlıyor musunuz? Hiç unutmadım ki. Bu saraydan benimle çıkacağınızı söylemiştiniz. Çare cehennemin 7 kat altında olsa bile bulup çıkartacağımı söylemiştim. Buldum sultanım.
çare Mehmet Çelebi'de. Nasıl? Bugün onu ziyarete gittim. Hasta yatağında. Ne konuştunuz onunla? Sultanım, gitmeliyiz. Gelenler var. Asıl başım. Ne var? Neden geldiniz? Hünkârımız sizi getirmemizi buyurdu. Tamam, siz gidin, ben geliyorum. Haydi siz gidin, ben geliyorum dedim. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırakın, delirdiniz mi? Bırakın! Öğrendiler. Hünkârım, öldürecek onu. Hadi gidelim sultanım. Benim yüzümden. Ne yaptım ben? Hadi. Kimden izin aldı bu cariyeler? Kim izin verdi bunlara? Sen Sümbül ağa, sen izin vermişsin, ben de yapın dedim. Tövbe haşa, yalan! Dillahi yalan! Kim söyledi bunu? Hürrem hatun. Allah'ım, bu hatun benim kelleme götürecek. Söyle şunlara dursunlar. İnna billahi ve inna ileyhi raciun. Ne, ne? Eğlence bitti. Dağılın. Durun. Gitmiyorsunuz. Eğlence yeni başlıyor. Çalın. Oynayın. Hadi başlayın. Hünkârım, beni emretmişsiniz.
kabahat mi işledim? Hünkârım ben... Buraya kadarmış Margot.